Herkese merhaba. Bugün 21 Ağustos 2020 pazartesi haftanın ilk manşetiyle karşınızdayım. İlk defa ekranı tek başına yalnız başına açmadım programı. çok sevgili meslektaşım Erkan Akkuş'la birlikte merhaba demek istedim bugün ve Erkan Akkuş gazetecidir. KJK'siyle seslenmek istedim. Bunun nedeni var. Hafta sonu çok üzüldüm. Çok üzgün bir hafta sonuydu benim için. Çünkü Erkan Akkuş gelen haberlere göre 21 Ağustos'ta yani 21 Ağustos Cuma günü koca elinde babasının evinde gözaltına alınmıştı. Sonrasında emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye çıkarıldığını bugün öğrendik. 24 Ağustos pazartesi itibariyle ve tutuklanma istemiyle elleri kelepçeli bir biçimde. Erkan Akkuş benim uzun yıllar birlikte çalıştığım bir meslektaşım. Aynı ofiste çalıştık. Bugün haber yapanlar dahi onun 4 sene 5 sene öncesinde gazetecilik geçmişine hakim olmaması, vakıf olmaması, küçük bir araştırmayla öğrenememesi filan ayrıca bir garabet. Ülkede tam anlamıyla ofislerde haber merkezlerinde yapılan gazeteciliğin bittiğini gösteriyor. Kendisini çok iyi yetiştirmiş, çok iyi eğitim almış, bir gazetecidir Erkan Akkuş. Kanal Türk bugün televizyonunda yan yana mesai yaptık. 2008 yılından 2015 yılında kurumlarımıza çökülene kadar. O gün bugündür Erkan Akkuş'tan dolaylı yollarla belki haber aldım ama doğrudan haber almadım. Ve gerçekten nerede olduğunu ne yaptığını da bilmiyordum. Zaten ortada da değildi. Belli ki Türkiye'de babasının evinde bekliyormuş. Zaman öldürüyormuş neyse ne söylerseniz. Ve onu babasının evinde gittiler gözaltına aldılar hakkındaki yakalama kararına vesaire istinaden. Buna çok üzüldüm. Ee, yurt dışına çıkma girişimi olmadı. Yurt dışına e, gideyim mesleğimi orada yapayım ve orada yeni bir hayat kurayım gibi bir e, teşebbüsü olmadı. Onu biliyorum. E, kendisi de ifadesinde galiba böyle söylemiş. İşte evinde tekrar belki gazeteciliğe döneceğini, tekrar belki e, normal hayata döneceği günleri bekliyordu. Pek çokları gibi, şu anda evinde bekleyen pek çok gazeteci gibi, akademisyen gibi veya mesleğine dönmeyi bekleyen, normal hayata dönmeyi bekleyen, dört duvar arasında gün sayan pek çokları gibi. Türkiye'de veya dışarıda, tabii çok ağır ifadelerle, e, bunu haberleştiren insanlar da oldu. Onlara da birkaç çift e, sözüm olacak. Ama Erkan'la ilgili bitireyim. Gerçekten işini iyi yapan bir televizyoncu, bir ekran yüzüydü. Yaklaşık 7 sene aynı ofiste çalıştık. Her gün birlikte mesai yaptık. Birlikte programlara imza attık. Haftalık cuma günleri, e, ülkenin haftalık gündemini değerlendirdiğimiz artık bir rutine dönen, bugün TV'de öğle saatlerinde bir kuşak bile oldu. E sonrasında Can Erzincan televizyonunda da yine yan yana programlar yaptık. Ee, Kanal Türk'te, Bugün TV'de ekranı paylaştık. Daha evvel de söylediğim gibi işini iyi yapan, dil bilen, lisan bilen, ve meselelere hakim, gazetecilik bir hayat biçimi olan bir arkadaşımız. Önünde arkasında başkaca hiçbir şey olmayan ve hiçbir şeyde yapışmayacak, yapıştırılamayacak bir isimdir. E, Erkan Akkuş ve e, bunu da atlatacağını ve çok uzak olmayan bir gelecekte özgürlüğe ve hayatına döneceğini umuyorum ve diliyorum. Dört senesi çalındı zaten dört duvar arasında nasıl geçtiği belli olmayan bir hayat. Daha da fazla uzamamasını temenni ediyorum. haber Haberin veriş biçimlerine bakar mısınız? İşte Cumhuriyet Gazetesi böyle vermiş yani okumayacağım bile. İşte Halk TV'nin veriş biçimi yani. Ayıp yahu utanın yani. O kadar e, zulme tanık oldunuz. O kadar gazeteci e, gazetecilere, gazeteci ve gazetecilere hücuma tanık oldunuz. Hedef göstermeye tanık oldunuz. Baskına tanık oldunuz. Operasyona tanık oldunuz. Siz de bir sürü baskı, baskın ve operasyon altındasınız. Verdiğiniz biçime bak abi. Hakim misiniz? Savcı mısınız? Gazeteci misiniz? Nesiniz ya? Yuh olsun size. Ayıp yani. Hem iktidarı hem de iktidarın yargısını eleştiriyorsunuz. Sonra iktidar ve yargısının astığı yaftalarda milleti böyle infaz ediyorsunuz. Yarın sizin de başınızda aynısı gelecek. Ama hem bunu hatırlatacağım hem de sizi savunacağım yani. Tıpkı diğer meslektaşlarımızı Silivri'de yatanları savunduğumuz gibi. Oda TV çalışanları dahil, yeni çağdan öbürü beriki yatanlar dahil, Cumhuriyet'ten yatanlar dahil. Ayıp yahu. Nasıl bir aymazlık içindesiniz yani? Yani tuhaf. Kaybetmişsiniz. Kabul edin kaybettiniz Erdoğan'a karşı, AKP'ye karşı. Bunun hıncını niye başkasından çıkartıyorsunuz? Niye kaybettiğinizi kabul etmiyorsunuz? 8 senedir yan yana kol kola koalisyon ortaklığı yapıyorsunuz mevcut iktidarla. Hala bu yokmuş gibi iktidarın eski ortaklarını veya iktidarın işte eskiden yan yana yürüdüğü isimleri falan hedef göstererek 70 yıldır, 80 yıldır getirdiğiniz Türkiye ve getirdiğiniz e, sosyolojik e, siyasal sonucun üzerine hiçbir kabahatiniz yokmuş gibi elinizi kayıp çıkmaya çalışıyorsunuz. Kaybettiniz, kabul edin. Böyle attığınız başlıklarla falan da kimseyi şey yapamazsınız. Evet, herkesin bir onuru, bir itibarı var. Böyle atılan başlıklarla da kimsenin o onuruna, itibarına çamur atamazsınız. Ragıp Duran çok güzel söylemiş. Diyor ki, Cumhuriyet, Kürtler, Ermeni meselesi, Suriye, dış politika, cemaat konularında saray iktidarından farksızdır. Yani Cumhuriyet de öyle, Halk TV de öyle. Aynı başlıkları atmışlar zaten. Gazetenin bugünkü yönetimi iş başına sarayın darbesiyle geldi. Aynen öyle yani. Ayıp. İşte CNN Türk'ün haberi veriş biçimi. Yani o kadar gazetecilikten bir haber bir şey ki işte diyor ki İpek Medya Grubu'na ait kapatılan Bugün TV ve Kanal Türk TV genel yayın yönetmeni olarak görev yaptığı öğrenildi diyor. Yani şurada soru sormaya çalışan meslektaş bozuntuları neymiş? İşte efendim İpek Medya grubunda bugün TV ve Kanal Türk genel yayın yönetmeni olarak görev yapmış. İkisi de değildi. Az bir baktığınızda Erkan Akkuş'un bugün televizyonu ve Kanal Türk'te ne yaptığını görürsünüz. Benim için de aynı şeyleri yazıyorlar. Ben bugün TV'nin genel yayın müdürüydüm. Kanal Türk'te genel yayın müdürlüğü görevim yoktu. Aynısını benim için de yazdıkları için söylüyorum. Şimdi Erkan Akkuş için yazıyorlar. Bu kadar da gazetecilikten bir haber insanlar geçelim başka bir e, konuya Fatih Portakal Fatih Portakal emekliliğini istemiş Fox TV'nin ekran yüzü ana haber bülteni sunucusu neden emekliliğini istedi ve e, neden ekranı bıraktı e, onunla ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı kendisi. Açıkçası ayrıldığını, ekranı bıraktığını açıkladı. E, o da şuydu, e, bu kamuoyu açıklaması, e, kamuoyu açıklamasında, e, Fox TV'nin kamuoyu açıklamasında Fatih Portakal'ın görevi bırakma kararı aldığı belirtiliyor. Ama Fatih Portakal, attığı Tweet'te emeklilikten e, bahsetmiyor burada. Ee, emekli olma isteğini e, kanal yönetimimize iletmiştir filan e, diyerek Fo Fox TV e, Fatih Portakal'ın e, emekliliğini istediğini e, sözüm ona söylüyor ama Fatih Portakal e, şeyde yaptığı bir açıklamada. E, Bu tatile çıkarken yaptığı açıklamada 19 e, Haziran 2020 10 aylık haber maratonuna ara sezonun son yayını Eylül'de görüşmek üzere demişti. Eylül çattı geldi çattı işte bir hafta sonra Eylül başlıyor ve ne yapacak? İşte görevden ayrılma kararında daha sonra Twitter'da duyurdu. Fakat onlara girmeyeceğim. Bunları kimse paylaşmıyor. Benim paylaşmak istediğim de bu. 19 Haziran'da vaktinden önce ayrıldı Fatih Portakal. Ve giderken dönmeyeceğini de bilenler biliyordu. Zaten birazcık deneyimi olanlar, tecrübesi olanlar bunu anlarlar. Anlaşıldı zaten. İktidarın ciddi hücumuna uğramış Erdoğan'ın şahsen kürsülerden hedef gösterdiği, dava açtığı falan bir isimdi. Artık son, dört, son yıllarda, son 1-2 yılda da fena halde artık hedef gösterile gösterile. E, gerek Fox TV'nin kapanacağı, kapatılacağı, el değiştireceği, gerekse işte efendim Fatih Portakal'ın işinden olacağı falan söylentileri ayyuka çıkmıştı. Fakat onları bir kenara bırakalım. 19 Haziran'da görüyorsunuz giderken, tatile giderken döneceğim diyor Eylül'de. 19 Haziran, aradan 2 ay geçiyor, 24 Ağustos'ta emekliliğini açıklıyor. Dolayısıyla hiçbir şey normal değil. Ve bundan e, bir hafta sonra da Fatih Portakal'ın e, kovulduğu iddiaları üzerine, yani Haziran, 19 Haziran'dan bir hafta sonra şu videoyu çekip koymuş, İşte Asos'tan e, tatile başladım, tekneyle açılıyorum, kovuldum söyleniyor falan filan, asılsız. Eylül'de görüşmek üzere demişti. Antiparantez e, ne zamandır tatil yapmıyorum uzun yıllardır. Türkiye'de çalışırken de haftada ayda en fazla bir hafta falan biz giderdik tatile. Fırsat bulursak çocuklar için falan. E, o açıdan da şanslı bir meslektaşımız. Yani e, elbette Türkiye'de çok hedef gösteriliyor bir sürü hücuma uğruyor vesaire falan. Ama öbür yönü itibariyle de işte iki ay boyunca deniz tatili, tekne tatili, hoş şeyler, bizim hiçbir zaman yapamadığımız şeyler. şu an, Hele bir noktadan sonra da her şeyi elinden alınmış insanlar olarak bir daha benzer şeyleri yaşayamayacağımız şeyler pek çokları gibi. O açıdan bu yönü itibariyle de gıpta ediyoruz Fatih Portakal'a. Ama dediğim gibi zor bir süreç geçirdiğini kabul edelim. Bu da eşiyle paylaştığı bir Instagram e, karesi e, ve bu karede e, kendisi e, şey diyor e, Instagram'da paylaştığı karede kesilmeyen e, rüzgar eşliğinde pazar keyfi diyor. Bir gün önce e, paylaşmış eşiyle paylaştığı bu kare ve e, ondan sonra da e, emekliliğini istediğini e, açıkladı. İşte Fox TV'de böyle bir kamuoyu açıklamasıyla Fatih Portakal emekliliğini istedi dedi. Keşke bu açıklamayı yapmasalardı. Fatih Portakal 1 Şubat 1968 doğumlu. internetten öğrendiğim kadarıyla 52 yaşında. 52 yaşında televizyonda ekran yüzü Türkiye'nin en çok seyredilen, takip edilen bir ekran yüzü iken emekli olmazsınız. Bir bu ikincisi yani 80'e yaklaşan Uğur Dündar hala program yapıyor. 70 belki biraz daha üstü 70 olabilir. Ayşe Nur Arslan hala program yapıyor. Aklıma gelen örnekler bunlar. Özellikle muhalif kanattan. Gazetecilikte emeklilik diye bir şey olmaz. Hele Fatih Portakal bu kadar verimli olduğu dönemde, bu kadar genç bir yaşta, bu kadar popülerken 52 yaşında emekli olunmaz. Keşke Fox böyle bir açıklama yapmasaydı. Tuhaf, komik. E, Eylül'de döneceğim diye izne çıkan, yaz e, tatiline çıkan Enkirmeniniz Eylül'de dönemedi. Neden? Çünkü iktidar öyle istediği için. Ey Fox, Fatih Portakal da bunu açıklayamadı. İşte dedi kafamı dinleyeceğim, içsel gelişim vesaire vesaire, e, içsel huzur. Her neyse belki inzivaya çekilmeyi, belki bir süre uzaklaşmayı tercih ettik. Zaten tatile çıktıktan sonra iki aydır çok doğru dürüst attığı tweet falan da yok. Bir gazetecilik de yok. Ayrı bir konu. Elbette koşulları yadırgamıyorum. Yani koşullar şey olabilir gerçekten. Herkesin kendi koşulları ayrı. Biz ara vermeden yapıyoruz işimizi. Ama şöyle bir rahatlığımız var. Biz Türkiye'de değiliz. Biz zaten e, gazetecilik yapmak için, gazeteciliğimizi özgürce, bağımsız bir biçimde yapmak için yurt dışına çıktık ve bu sözümüzde tutuyoruz. Hiç susmadık. Haftada üç gün yazıyorum, haftada üç gün e, e, YouTube'da program yapıyorum. TV programı tadında. E, imkan olsa daha da fazla yaparım. Ancak buna yetişebiliyoruz. Sadece şu yayını yapabilmek için bile e, saatlerdir hazırlanıyorum. E, bütün gündemi takip etmek e, durumunda iz, bu durumundayız. Gazeteleri, haber sitelerini vesaire Ve ne yaz tatilimiz var, ne kış tatilimiz var, ne bir aramız var. Ara sıra çok bunaldığımızda, ara sıra e, biraz e, zihni e, dinlenmeye ihtiyacımız olduğunda 3-5 gün izin istiyoruz. Sonra tekrar dönüyoruz. O 3-5 günlük izinde de evde oturuyoruz yani. Hani ne, ne mavi tura çıkıyoruz, ne tekne turuna çıkıyoruz, ne de Alpler'de kayağa gidiyoruz. Böyle imkanlarımız yok, olanaklarımız yok, şeyimiz de yok. Zamanımız da yok. E, açıkçası çok fazla kafamız zihnimizde müsait değil. Ülkede bu kadar taş taş üstünde kalmamış, içeride on binlerce masum varken, yığınla canımız içeride yatarken e, öyle bir tatil keyfi, tatil zevki de olmaz, olamaz. Bu da böyle. E, Fatih Portakal'ın yolu açık olsun ama kendisi de ifade edemedi. Çalıştığı Fox da ifade edemedi. Emekliliğini falan istediği yok. Kağıt üstünde böyle olmuş olabilir. İktidar baskısıyla Erdoğan'ın isteğiyle saraydaki işte propaganda bakanlarının yönlendirmesiyle siz devam edebilirsiniz ama Fatih Portakal olmayacak. Fatih Portakal'ın kellesini vermiştir Fox. Devam edebilmek uğruna. Yoksa o Fox haber merkezi ve işte Fox televizyonu büyük tehdit altındaydı. Rütük anlamında da pek çok yaptırımlar anlamında da işte reklam verenlerin ilişkisini kesmesi anlamında da. Bir bu. İkincisi e, peki bu bitecek mi? Hayır. E, i̇ktidarlar önce birilerinin kellesini isterler. E, sonra bir birimin bitirilmesini isterler. Mesela bundan sonraki aşamada e, Fox Televizyonu'nun ana haberi daha ana kadar devam eder. Onun yerine getirilecek isimlerden falan bahsediliyor. Hatta böyle bir toto bile başlamış. Favori İsmail Küçükkaya, plase Nevşin Mengü, sürpriz Cüneyt Özdemir demiş Aydın Baylan. O bu beriki bunların hiçbir önemi yok. Ee, Fatih Portakal dönemi şu anda bitmiş görünüyor. İkincisi yerine kimi getirirseniz getirin. O da aynı şekilde ee, hedef olacak veya dikkatler onun üzerinde olacak. Sadece Fox Haber ve Fox TV Fatih Portakal'ın kellesini vererek biraz daha süre kazandı. Başka bir şey değil. 25 yıllık profesyonel gazetecilik hayatım, ondan öncesindeki yakın takibim, 80'li yıllardan beri Türkiye'yi yakinen takip ederim, içinde takip ederim. 1988 üniversiteyi kazanıp Ankara'ya geldiğim tarihten itibaren siyaseti yakından, siyaset koridorlarını yakından takip ederim. 32 sene olmuş, üniversiteye başlayalı. Kimse kusura bakmasın, bu işler böyledir. Birer birer verirsiniz, çember daralır daralır ondan sonra siz de gidersiniz. Ne ilktir ne de sondur Fatih Portakal. E, Fox ve Fox Haber sadece biraz daha zaman kazanmıştır. O kadar. O kadar. İktidar tabii Fatih Portakal'ın gidişinden dolayı bir süre avans verir. 3-5 ay sonra tekrar hücum başlar. Bu işler böyledir. E, Lamı cimi yoktur. Dedim ya biz bunları konuşmak ve bunları lankadanak söylemek için çıktık zaten. Türkiye'deki ilişkilerimiz de yok. Bir daha görüşüp görüşemeyeceğimiz de bilmiyoruz. Orada çalışan epey, Fox'ta çalışan epey isimle tanışıklığım, geçmişte mesai arkadaşlığım yapm ya arkadaşlığı yapmıştım vardır. Bir daha görüp görmeyeceğimi de bilmiyorum. Ee, ama bir dost tavsiyesi, e, bir dost uyarısı ve gerçeklerin ilk ağızdan ifadesi olarak da söylüyorum. Zaten bunları söylemek için buradayız. Evet. Bağımsız, özgür gazetecilik için ve bu ancak böyle yapılabilir. Evet, İstanbul'dan artık olmuyor bu işler. Olmadığı için de zaten tatile giden bir daha dönemiyor efendim. Gazetelerin kapaklarına bakalım, gündeme bakacağız ama gündemde e, gaz konusu fena halde var. E, ayrıca Gaz meselesiyle ilgili olarak Türkiye sevinsin, işte efendim niye sevinmiyor falan gibi konular var. Manşetin radarına takılanlarla devam edelim. Yine Giresun'daki sel felaketinin etkileri var. Covid meselesi de manşetlerde etkili bir şekilde ele alınmış. Bunlar da var ama ondan önce elbette kayıplar, kayıplarımız var. Onunla başlayalım. Mevlüt Öztaş'tan sonra e, Fatih Terzioğlu da hayatını kaybetti. E, ile tahliye edilen son tutukluydu ve tahliyesinden haftalar sonra da daha fazla yaşam mücadelesini sürdüremedi. tr 724'ten getiriyorum bu manşeti. İntikam hukuku, ölüm değil cinayet, ağır hasta olmasına rağmen tahliye edilmediği için vefat edenlere dün bir yenisi daha eklendi. Cezaevinde mide kanserine yakalanan ancak aylarca tedavisi engellenen yönetmen Fatih Terzioğlu da hayatını kaybetti. Silivri'de tek kişilik koğuşta tutulan Terzioğlu 40 gün boyunca sürekli kusmasına rağmen hastaneye götürülmemişti. 2 ayda 40 kilo veren Terzioğlu konuşma yetisinde kaybetti. Ailesinin haftalarca süren mücadelesinin ardından 10 Temmuz'da tahliye edildi ama artık çok geçti. Tahliye edildiğinde 4. evre mide kanseriydi. Sardaki dünya tatlısı adam 40 yaşında bile değil soldaki hale geldi ve gözümüzün önünde gitti. Son görüntüleri, son fotoğrafları halen zihnimizde. Sadece bu değil, yine özellikle Mevlüt Öztaş'ın kaybı da çok üzücüydü. Elif Öztaş kızı paylaşmış Mevlüt Öztaş'ın kabrinden. O da Can Haber Ajansı'nın bir çalışanıydı. Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız ve o güzel geleceği getirirsiniz bana. Ölüm tanımazsa işte o zaman sevgim ve çiçekler ekersiniz. Çiçekler ekersiniz toprağıma. Evet. Ahmet Kaya'nın dillerde pelesenk olduğu olan şarkısının dizeleriydi. Mevlüt Öztaş'ın kabri. Elif Öztaş paylaşmış. Evet. İntikam hukuku ölüm değil cinayet. Devam edelim. Uyarıya rağmen felaket manşetini atmış akşam. Yani diyor ki Giresun'da sel oldu. fakat diyor biz yani uyardık diyor meteoroloji. siz diyor uyarılara diyor dikkate alacaktınız diyor. Dikkate alsaydınız ölmezdiniz diyor. Yani siz öldüyseniz siz Kabahatiniz diyor. Biz uyardık diyor. Aydınlık ABD engelleyemedi. İkinci S-400 tamam. S-400 alınıyor ya e, Rusya'dan. Detayına girmeyeceğim. İlk gelen S-400'ler için kimi vazgeçildi, kimi hurda dedi. Vesaire işte geliyor. Tamam da birazdan bakacağız bu konuya yine. İlki nerede? Kurulmuş mu? Faaliyette mi? Ne durumda? İşte bir şey. Ne derler? Bir eee Diyet ödeniyoruz ya başka bir şey değil. Bir gün manşetten katil doğa değil rantçı zihniyet demiş Giresun için fotoğraflar eşliğinde. Aynen böyle. Yani doğadan katil mi olur? Doğanın gazabı falan gibi başlıklar var birazdan göreceğiz. Yani doğa niye gazap gazabetsin Yani tabiat olaylarına kötü bile denmez. Mesela ben kullanmam yani kötü hava koşulları kelimesini kullanmam. Haberde de çıkarttırırdım o kelimeyi. Hava koşulları kötü olmaz biz onu elverişsiz olarak yazardık haber dilinde. Elverişsiz olur. Hava, hiçbir hiçbir hava koşulu kötü değildir. O doğa yani. Kar yağar, rüzgar eser, fırtına, kasırga kopar. hepsi, hepsi normal tabiatın içerisinde. Ama tabiattaki dengeyi insanoğlu bozuyor. Profesör Sencer İmer demiş ki Türkiye petrolleri bugünkü şartlarda doğal gaz üretimi gerçekleştiremez. Neden? Çünkü diyor Türkiye petrollerinin üretimi gerçekleştirmek için gücü de elemanı da bilgisi de yok. Bunun sonucu yap işlet devlet olacak. Adam gelecek düzeneye kuracak parasını alacak sonra size devredecek. Artık ne kaldıysa bahtınıza demiş. Pek çok uzmanın söylediğini bu da tekrar etmiş. İpek Özbey ile 360 derecede Cumhuriyet'ten. Teşvik ilçe bazına indi diyor dünya. İşte iktidar böyle yandaşlarını da e, besliyor e, bir yandan da. E, il bazından ilçe bazına inmiş devlet teşvikleri. Halbuki devlet teşviki sadece ARGE yatırımlarında olmalıdır. Çevreyle ilgili olmalıdır. Avrupa Birliği de bunu ister. Türkiye neden Avrupa Birliği'nden uzaklaştı anlıyorsunuz şimdi değil mi? Avrupa Birliği'nden uzaklaşmanın nedeni, Devlet teşviklerinin hayatın her sahasında yandaşları beslemesi için devrede olması için Türkiye AB'den uzaklaştı. İstemedi bunu AKP. Çünkü AB literatüründe der ki teşvik ancak Arge araştırma geliştirme yatırımları için söz konusudur. İnsanlar sanata para ayıramaz hale geldi. Evrensel'den yılların ressamı ve karikatürist Selahattin Solak'ın bir Karikatürüyle evrensel birinci sayfasından. Dünya sence yuvarlak mı düz mü? Bence yamuk demiş bir karga diğerine. Evet, Güzel anlamlı bir karikatür. Felaketin sorumluluğu da vatandaşa evrenselin manşeti biraz evvel söyledim. Ee, Tarım Orman Bakanı Pak Pakdemirli demiş ki ciddi uyarılar yapmamıza rağmen vatandaşlarımız nasıl olsa bana olmaz düşüncesi içinde bu da can kayıplarına yol açıyor. Ah ah ah. Dere yapıla dere e, kenarına, dere yatağına yapılan evler falan filan. Yani ben izin verdim, ben yaptırdım, ben teşvik ettim. Ben denetlemedim, ben kaldırtmadım onu orada. Siz yapacaktınız bunu. Hadi o evlere de bir şey demiyor. Biz uyardık diyor. Yani sel geliyor diye sen de önlemini alacaktın diyor. Gaz erken seçimin habercisi. Bu da bir günden bir haber. Tepe Üniversitesi'nden ekonomist Profesör Veysel Ulusoy demiş efendim. İstihdamın sağlanmadığı, ekonominin her geçen gün daha fazla kötüleştiği bir ülkede sürprizlere, müjdelere ihtiyaç vardır demiş. Erken seçim habercisi mi değil mi bilmiyorum. Bu çok soru soruluyor. Şu koşullarda Erdoğan'ın kaybedeceği bir erken seçime gitme lüksü yok. Erdoğan kazanacağı bir seçime götürür Türkiye'yi. Ee, ve son kez aday olacak. Ee, eğer aday olma kriterlerini karşılarsa ki o da tartışmalı. İki defa aday olduğu, üçüncü kere aday olmadığı gibi bir tartışma da var. Hayır birinci, birinci kere aday olmuştur gibi bir tartışma da var. İki kere aday olmuş olsa, iki kere seçilmiş bile seçilmiş olsa bile erken seçim ülkeyi götürürse tekrar aday olabilir falan gibi. Çok böyle anayasal tartışma var. Anayasa tarafta olduğu halde bu tartışma niye sürüyor anlayabilmiş değilim ama. Bunların önemi yok. Bir seçim yatırımı olarak görüldüğü gibi bir halkı uyutma, iktidarını sürdürme, oyları veya tabanı konsolide etme PR'ı çalışması da olabilir. Gerçekten şu aşamada ben de büyük olasılıkla %50'den daha çok çok seçime, sonbaharda baskın seçime ihtimal vermiyorum. Böyle bir ortamda seçim 2 kere 2, 4 değil. Erdoğan ve AKP ve Erdoğan avaneleri için bir biçimde Ayasofya benzeri, e, Kariye Camii'nin de, e, müzesinin de camiye dönüşmesi gibi. İşte Doğu Akdeniz'deki denklem, Karadeniz'deki falan derken bu gaz meselesi ortaya çıktı. Gaz meselesine birazdan gene bakacağız. İbrahim bak karikatürü diyor ki, Yeni Asya'da merdiven altı adalet. Daha nasıl çizsin, işte böyle. Arzu Yıldız, geçen gün Ahmet Nesin'e yaptığı, Açıklamada demişti işte hak, hakimlerin hemen yanında cep telefonu ve oradan gelen talimatlarla karar alıyorlar. Merdiven adalet, altı adalet böyle. Orada hakimin önünde bir cep telefonu var görüyorsunuz. O, o cep telefonu e, ne derse o cep telefonu çalar ne, ne isterse hakim de o kararı veriyor. Türkiye Gazetesi uçak gemisinin de adını koymuş yeni proje uçak gemisi inşa etmek. Aha. Sözcü, 350 bin kişilik namazla Ayasofya'yı ibadete açmak serbest, 3,5 milyon öğrenciyi pandemide sınavlara sokmak serbest, yüz binlerce kişinin katılımıyla 15 Temmuz'u anmak serbest, milyonlarca vatandaşı bu salgında tatile göndermek serbest, Malazgirt zaferinin 949. yıl dönümünü kutlamak serbest, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak yasak. Niye? diye sormuş... Çünkü iktidar artık kendi bayramlarını yazıyor 15 Temmuz gibi. Eski bayramların bir hükmü yok. Yeni Şafak harika bir birinci sayfa yapmış. Neden? Asıl dersi 2023'te alacaklar. Türkiye'ye tuzak kuranları uyardı diyor. Hemen altında da böylesi görülmedi deyip Giresun'dan fotoğraflar. Bir yukarıda 2023 vizyonu, altta da 2020 Türkiye'sinin hali pürmelali. Yani bir başlık bir manşet ancak böyle kendini yalanlar. Doğanın dengesini bozarsan sel böyle vurur demiş korkusuz. Evet doğrusu bu. Doğanın dengesini bozarsan sel böyle vurur. Doğrusu bu. Doğanın gazabı değil yani. Milli gazeteden bir başlık takvime iftira Protestosu işte efendim takvim Joe Biden'la falan beraber Joe Biden olayında geçtiğimiz haftaki tartışmalarda Saadet Partisi'ni ve Temel Karamollaoğlu'nu da hedef tahtasına koymuştu. Saadet Partililer şeye gitmişler takvim gazetesine gitmişler protesto etmişler falan. Sıra size de geldi demek. Ey milli gazete camiası ah ah. İş işten geçti geçiyor da siz hala anlamazlıkta ısrar ediyorsunuz. Doğa değil rant felaketi başlığını atmış Yeni Yaşam. Evet. Bakın burası dere yatağı işte. Ve su yatağından akıyor. Su akar yolunu bulur derler ya. Yatağını bulur işte böyle bir şey. Yatağa sen ne yaparsan yap onu da katar götürür. Bakan dere yatağına ev yapanları suçladı. Sel 6 can aldı diyor. 7 olmuş. Bina yapmaya izin verenin, af getirenin hiç mi suçu yok? Gazete Pencere. Sabah gazetesinin işi gücü bu değil tabi. Sabah gazetesinin işi gücü ne biliyor musunuz? İşte Cavit Çağlar'ı konuşturmuşlar. Demokrasimiz çok gelişti demiş. Siz bunun tersini okuyun. Altta da Başkan Erdoğan dik duruşlu asla blöf yapmıyor. Berat Albayrak iyi eğitimli yetenekli filan. Yani bir yandan Erdoğan'ı onaylıyor, bir yandan da Berat'ı da aynı zamanda onaylıyor. Sürekli bir hep söylüyorum onaylanma ihtiyacı içerisinde. Erdoğan ve işte Albayrak falan filan hep birilerini konuşturup bunu yapmaya çalışıyorlar. Ondan dolayı da yani demokrasimiz çok gelişti. Böyle bir başlık atıyorsanız demokrasiniz demokrasi diye bir şey yok demektir. Altta da işte Erdoğan ve damadının onaylanması. Bunu da Cavit Çağlar'a yaptırıyorlar. Başka zaman sorsanız Cavit Çağlar hakkında ağızlarına geleni söylerler. Ama mesele o değil ki. Mesele Erdoğan ve Berat Albayrak. İşte sözcü Doğan'ın gazabı demiş. Doğan'ın gazabı falan olmaz yani. Soracaksın yani. Bak sormuşsun. Bu yolu yapanın, denetleyenin, izin verenin suçu yok mu? İşte suç onlarda. Doğan'ın gazabı falan olmaz. Başlık atarken düşüneceksiniz yani. Geçelim Covid gündemine. 30 Ağustos vesilesiyle başka bir seçili Covid yasağı aklıma geldi. Ankara'da baroların eylemini engellemek için çıkarılan 15 günlük Covid yasağını hatırlıyor musunuz? Kerem parmak sormuş. Covid'den dolayı 30 Ağustos engellenince yani iktidar hep işte Amerika'da da öyle. Böyle bir aparat bulunca elverişli bir şey. Bir şeyi yasaklamak için onu kullanıyor. Bir yani Ayasofya ibadeti açılıyor. Yüz binlerce kişi orada. O zaman akla Covid gelmiyor pek çok olayda başka olaylarda da aynı şeyler var Ergun Baba Han sormuş 30 Ağustos törenleri iptal Fatih Portakal emekli ne oluyor Kemalistlere böyle sesleri çıkmaz oldu bunun analizini yaptım başta Kemalistler kaybetti ama şimdi o hınçla hala bu ıı, yenilgiyi anlamam anlamayan bir sersemlik içerisinde sağa sola çamur atmaya çalışıyorlar yetmez ama evetçilere atıyorlar liberallere atıyorlar cemaatçilere atıyorlar kürtlere atıyorlar işte Demirel'in uzantılarını atıyorlar, Çiller'in uzantılarına, Ecevit uzantılarına, Sosyal Demokratlara ona buna ebevi bir tek kendileri aman Allah'ım sütten çıkmış ak kaşık. İşte efendim saat 9'u 5 geçe Atam Dolma Bahçe'de gözlerini kapamış, bütün dünya ağlamış, doktor doktor kalk dedi filan. Biz böyle yetiştik, böyle büyüdük de. Neyse sonrasında biraz anladık, okumaya başladık, olanı biteni falan görmeye başladık yani. Onlar aynı doğrultuda devam ediyorlar. Yani. Fransa'dan bir karikatür, çok anlamlı bir uçak e, süliyeti içinde uçak yolcuları oturuyorlar. Tiyatro sahnesi gibi işte resmetmiş sahne. Yani diyor ki, yani tiyatro yasak, uçakta yolculuk yapmak serbest. Bu nasıl iş diyor. Haklı. Yani sen bir uçağa dar bir kabine yüzlerce kişiyi doldurup seyahat ettiriyorsun. Buna izin veriyorsun. Ama ondan daha geniş bir salonda, ondan daha az bir tiyatro e, seyircisinin tiyatro seyretmesine izin vermiyorsun. Bu ne perhiz? Evet bu ne perhiz? İyi e, güzel karikatür. Ha bu da Covid demişken Beyoğlu'ndan tespit edilmiş işte tam ıslak hamburgercilerin önünde bir Barış Büfe'nin önünde bir fotoğraf. Yani her yerine takanı gördüm de maskeyi böyle kafasına takanı görmedim. Herhalde güneşten korunmak için kullanıyor maskeyi. Bilmiyorum yani. Evet. Simge fotoğraflardan biri. Onun için onun için getirdim ekranı. Evet Erkan Akkuş. Onunla başladık. Fatih Portakalla devam ettik. O konuda söyleyeceklerimizi söyledik ama bitmez. E, bu meslektaşlarımız için üzgünüz. Bir ekranı bıraktığı için, e, diğeri de gözaltına alındığı için, e, yetip gidenler için de özgü, üzgünüz. Ama hayat devam ediyor ve e, bu bölümde e, Türkiye'nin gaz macerası ile ilgili doğalgaz macerası ile ilgili birkaç seçtiğim haber var. Onları ekrana getirip onunla manşeti noktalayacağım bugün. Taksim'de doğalgaz bulundu. Bana göre son 20 senedeki en matrak doğalgaz bulunduğu haberlerinden biriydi. Anadolu Ajansı'nın sayfasından kestim getirdim. Hala da yayında. Görüyorsunuz 1 Nisan 2013 tarihli bir haber. Bundan 7 sene öncesi. İstanbul'da yayalaştırma projesi kapsamında yapılan kazılar sonucunda 38 milyar metreküp doğalgaz rezervi tespit edildi diyor. Bu haber hala duruyor. Bana göre en matrağı Karadeniz'de, Akdeniz'de keşfedilenler, Tekirdağ'da, Marmara'da, şurada, burada keşfedilenler arasında en matrağı buydu. Ve bu dönemde Anadolu Ajansı'nın genel müdürü de Kemal Öztürk isimli. Şu anda şu ara muhalif takılan bir isimdi. Şimdi işte muhalif diye herkes şu anda itibar ediyor, yayınlara çağırıyor veya işte YouTube kanalına konuk oluyor. İşte attığı tweetleri RT'liyor falan ama bu vatandaş Anadolu Ajansı'nın yandaş genel müdürü olur genel müdürüyken böyle haberlere imza atıyordu işte. Şimdi de tabi benzer şeyleri eleştiriyor. Doğaldır yani. Bu işler böyle. Tabii Türk başınının geriye doğru gaz haberleri yeni değil. Gaz bulduk haberleri. Trakya'da zengin petrol bulundu haberi de Yeni Sabah gazetesinden gelsin. 1900 57 tarihinden 2 Ocak 1957 tarihinden Mayıs'ta sondaj kuleleri faaliyete geçiyor diyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü seçim vardı ondan. 57'de Demokrat Parti'nin 3. kez iktidara geleceği seçimin öncesinde DP'ci Demokrat Parti'yi destekleyen Yeni Sabah'ta o günkü adı da böyleymiş işte Sabah Yeni Sabah neyse Trakya'da zengin petrol bulundu haberi yapılmış. Sene 2 Ocak 1957. Seçim gelirken o günkü iktidarda böyle şeylere tevessül etmiş. Bakalım bu bilgi güncel. Bu Fatih, milli sondaj gemisi ki onun ne kadar milli olduğuna birazdan bakacağız. Denizin 2100 metre derinliğinde zemine geldikten sonra 1400 metre daha iniyorsunuz. Gaz bulunan derinlik. Ondan 2000 metre daha ineceksiniz ve toplam derinlik denizle beraber 5500 metre olacak. Buradan gazı çıkaracak Türkiye. E, buraya daha ilk sondajda böyle bir şey açıklandı. Çok erken 3-5 sondaj yapmaları lazım ve emin olmaları lazım rezervden. Ardından buraya platform kurulması lazım. O platformunda e, Türkiye'de böyle bir, bir birikim var veya birikim olmuş gibiydi Türkiye petrolleriyle ile onu da lağvettiler. E, yabancı destekli olacak. Yabancı bir konsorsiyumlu olacak. Dolayısıyla Erdoğan'ın arkasında gördüğünüz Fatih sondaj gemisi yerli falan değil. Yani bir gemiye e, al bayrak e, işte kırmızı beyaz renklerle boyayıp üzerine Fatih ismini koyduğunuzda padişah isimleri Fatih, Kanuni, Barbaros neyse Oruç Reis e, o, o gemi millileşmiş olmuyor. E, milli değil diye bir tweet attım Hayrola işte efendim sen İngiliz derin devletinden aldığın bilgilerle mi konuşuyorsun falan dediler. Ya hayır İngiliz derin devletinden falan değil. Şimdi 5 gemimiz fersah fersah arıyor diye hürriyetten haber. 23 Ağustos pazar dünkü hürriyetin ilgili sayfası. Bak burada yazıyor güzel kardeşim. Fatih sondaj gemisi. Bak ne diyor? 2017'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katıldı. Hemen sağdan ediyor. Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denizde indirildi. İthal. Yavuz Sondaj Gemisi. 2018'de envantere katıldı. 2011'de tamamlanmış yapımı daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya, Filipinler'de kullanılmış. Kanuni, hep böyle Fatih şey padişah isimlerle gidiyoruz da. 2012'de Güney Kore'de yapılmış. 2020'de 37,5 milyon dolara alınmış. Barbaros Sayrettin 2012'de 130 milyon dolara satın alınmış. Bir tek Oruç Reis sismik araştırma gemisi onun da hakkını teslim edelim. 2012'de tamamen yerli imkanlarla inşa edilmiş. Başta %60 personeli e, Türkmüş şu anda %90'ın Üzeri personelinin Türk olduğu ifade ediliyor e, Yine e, Donanımı Belli donanımları dışında %90'ın üzerinde yerli imalat olduğu Söyleniyor neyse ben bu bilgileri Hürriyet'teki işte bu buradan alıyorum yani Ezbere söylemiyorum Sizin kırmızı beyaz Renklerle boyayıp Fatih Yavuz Kanuni Barbaros ismini Verdiğiniz gemilerin hepsi ithal Yerli ve milli değil yani İçinde çalışanlar da mesela bu Fatih sondaj gemisinin içinde çalışanlar da yabancı. Bakın hizmet alınan insanlar yani. Neyse. Ama ne diyor Ahmet Hakan? Yapman gereken şey şu sevinmek, sevinmek, sevinmek. Hatta biz manşeti de öyle değiştirelim biraz. Mazur görür müsünüz? Sevineceksin uleyn. Mazur görür müsünüz? Biraz bu kalsın. Kajemiz. Ahmet Hakan demişken e, Natalya Ahmet Hakan'la ilgili bir hatırlatmada bulunmuş. Ahmet Hakan'dan Netflix çıkışı çocuğun istismarı seyirci kalınacak bir olay değildir. Ulan yalaka Ensar'da çocuklara tecavüz edildi sesiniz çıkmadı seyirci kaldınız. Pozante cezaevinde çocuklara tecavüz edildi sesiniz çıkmadı seyirci kaldınız işte evet. Yani Netflix'in kapatılması söz konusu olunca iktidar oraya işaret edince Ahmet Hakan da yazar Zaten iktidar ne derse onu yapıyor. Yapman gereken üç şey. Sevinmek, sevinmek, sevinmek. Evet. Bu da efendim işte Karadeniz'de bundan yıllar yıllar önce çıkmış bir haber. Görüyorsunuz Karadeniz parsellenmiş. Türkiye Petrolleri, Exxon vs. gibi yabancı konsorsiyumlar da var. Harıl harıl gaz veya petrol araması yapılıyor. Bu hep vardı. Ve bugüne kadar da Romanya'nın Bulgaristan'ın da yaptığı aramalar dahil rezervler tespit edildi ama feasible bulunamadı. Yani ekonomik bulunamadı. Ben oraya yatırım yapacağım da çıkaracağım da satacağım da bakacağım da edeceğim de filan hani astar yüzünden pahalıya geliyor mu gelmiyor mu? Yok. Astar yüzünden pahalıya geliyor deyip vazgeçilmiş projeler. Bir enteresan iddia daha. Chevron diye bir firma 20 Eylül 2010'da şu sahaya %50 ortak olduğunu açıklamış. Tam da Enerji Bakanı'nın işte burada bulduk dediği saha. Tabii bu konuda net bir açıklama yok. İddia noktasında şu anda bulduk dedikleri sahada bir yabancı ortaklık var mı yok mu şu ana kadar açıklanmadı. Umarım ileride açıklanır. Bu da Devlet Bahçeli'nin 2015 tarihli bir tweet'i. Daha 5 sene geçmemiş üzerinden 4,5 sene geçmiş. Diyor ki gün geldi Bingöl'de olmayan doğalgazı varmış gibi anlattılar. Gün geldi doğalgaz bulunmayan Zonguldak'ta açık açık yalan söylediler. Şimdi Doğu, e, Devlet Bahçeli Zonguldak açıklarında bulunan gazı avuçlarını patlatırcasına alkışlıyor. Biri Mete Yarar'a söylesin Nursan Günsan paylaşmış. Bu ülkede hiç kimse doğalgaz bulundu diye üzülmedi. İnsanlar AKP'ye güvenmediği için ya inandırıcı bulmadı ya demokrasi hukuk yokken doğalgaz olsa ne olur diyerek itibar etmedi. Yaranmak için algıda seçicilik yapmayın bizim zekamızı küçümsemeyin demiş. Aynen böyle. AKP inandırıcılığını, güvenilirliğini kaybetti arkadaş. Bu. Geçen gün Levent Gültekin bir yayında söylüyordu. Allah bir dese inanmam diyordu. Ve o noktaya geldi yani millet. İşte bu da başka sıkışan bir e, diktatör Lukashenko bu görüntülerle gündemde. Elinde tüfekle görüntülenmiş efendim. Çok zor durumda. Yüz binler meydanlarda. Bakalım bu durumu atlatabilecek mi? İşte bu pozlarla bu görüntülerle ben silahlı tedbirlerle veya orduyla askerlerimle sizi bastırırım diyor. Bu da çok dramatik bir fotoğraf. Şu oğlu, o da onun da önünde tüfek var genç oğlunun önünde. Burada yapayalnız bir salonda toplantı odası. İşte bir de sekreteri var. O da herhalde e, göstericilerin arasına eylemci kimliğiyle herhalde karıştı nasıl geldiyse eee saraya. Görüyorsunuz bomboş salonda bir toplantı. Kimler var? Tedirgin bir Lukashenko, sekreteri ve gene tüfekle poz veren oğlu. Evet. Durum bu. Bakalım Rusya'dan beklediği desteği alacak mı? Rusya demişken şunu hatırlatmadan geçmek olmaz. Rusya büyükelçisi bu şahıs. Eee CNN Türk e konuşmuş. Alexey Yerhov, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi CNN Türkiye konuşmuştu ve geçtiğimiz Haziran ayında ve demişti ki e, biz işte S400'ler ne zaman gelecek diye soruyor. Türkiye'nin bizden satın almadık, almak istediği ürünü sattık. Bu sistemlerin sahibi Türkiye'dir. Ben bir aracın distribütörüyüm siz de benden araç almak istediğiniz satış yaptık sizden parayı aldım aracı verdim araç sizin ister plaja gidin ister patates taşıyın isterseniz üstüne makineli tüfek monte edin savaşa katılın onu garajda saklamak sizin doğal hakkınız böyle dalga geçmişti Yerho Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi bundan iki ay önce müjdeler olsun efendim ikinci partiyi alıyoruz. Bu arada bir cumhurbaşkanı kararı söylemeden vermeden geçmek olmaz. 21 Ağustos 2020 tüm bu gürültü içerisinde, gaz gürültüsü içerisinde İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı takviye hazır kuvvet müdürlüğü kurulmasına karar verilmiş diyor. İşte rejim kendi muhafızlarını böyle kurumsallaştırıyor. Onun üzerine Mehmet Köksal Profesör Doktor bugünkü müjdenin gölgesinde kalan bir karar. Cumhurbaşkanı doğrudan kendine bağlı ikinci bir polis teşkilatı, teşkilatı kurdu. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Almanya'da Hitler zamanında SS polis teşkilatına giden yolda böyle başlamıştı diyor. Yıldırım Türker tek cümlede özetlemiş. Devletin halka yönelik savaş hazırlığı dört nala sürüyor demiş. Geçelim Giresun'a. Son notlar. Ee, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, eski Kayseri Belediye Başkanı Öztaseki. Herkes tabiatı tahrip ediyor. Tabiatı tahrip ettikçe tabiatın dengesi bozuluyor. Tabiat da dönüp insanoğlundan intikam alıyor demiş. Evet. Öyle pişkinler ki ve öyle millet aptal yerine koyuyorlar ki inanılmaz. Bakın Giresun'da sel basan bölge. Havadan görüntü. Yani dere yatağına nasıl bina, yüksek katlı binalar yapılmış ve nasıl yol geçiyor? Yani tek kare fotoğrafla, bakın tek kare fotoğrafla Giresun olayını hiç konuşmadan ve yorum yapmadan analiz edebilirsiniz. Dere yatağı, çok katlı binalar ve yol. Gördünüz mü? Bakın bu da oranın eski fotoğrafı. Eskiden böyleymiş. Sonra böyle olmuş. Bu halde dursaydı kimsenin burnu bile kanamayacaktı ve hiçbir yapı vesaire zarar görmeyecekti. Geçelim bir başka kritik bilgi gaz meselesiyle de çok alakalı. Bu rakamlar ne biliyor musunuz? Resimde iki ülke var. Turuncu Türkiye biliyorsunuz. Yeşil olan bir çırpıda bulmak zor Hollanda 94 milyar dolar 2019 itibariyle gıda ihracatı Türkiye'nin 2019 itibariyle gıda ihracatına kadar 3 milyar dolar Türkiye'ye göre kaşık kadar bir ülke Konya kadar bir ülke Trakya kadar bir ülke Hollanda tarım ihracatına bakın 94 milyar dolar Türkiye'nin tarım ihracatına bakın onun neredeyse %3'ü kadar 3 milyar dolar. Bizim bu işi dengelemeye ihtiyacımız var gazdan önce. Evet. Bir başka olumsuz haber İlhan Tanır vermiş bilgiyi. Türkiye'nin Yunan hava gücünün gerisinde kalma riski var. Yunanlılar F-35'lere talipken F-16'larını da upgrade ediyorlar. Türkiye ise o F-35 ittifakından atıldı. F-16 upgrade sözleşmesi ABD Kongre ambargosuna takıldı demiş. Son notsa efendim özgürleşen ile alakalı Devlet Bahçeli'nin makamında çekilen bu fotoğrafı Fethi Yıldız Genel Başkan Yardımcısı paylaşmış. Ankara İkinoğlu Baro'nun kurucular kurulu üyesi Sayın Avukat Aydın Akpınar'la birlikte genel başkanımıza kuruluşla ilgili arzda bulunarak emir ve talimatlarını aldık. Yani paralel bar baroyu kurduk kanun çıktı ya ve genel başkanımızın emir ve talimatları için huzurdayız diyor. Yargı vesayetten kurtuldu. Geçmiş olsun. Evet, yargı vesayetten kurtuldu. Yargı vesayetten kurtuldu. 48-49 dakika oldu. Bir manşeti daha böyle noktalıyoruz. Dediğim gibi üzgün başladım ama gündem çok kalabalıktı. Haftanın ilk manşeti de ondan dolayı biraz uzun sürüyor. Normalde 30 dakikada bitirmeye çalışıyorum. Mazur görün. Ee, siz de görüyorsunuz. Çok fazla mevzu vardı. Onları dile getirmek zaman aldı. Bir başka yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın. Salı günleri, Salı-Perşembe günleri Turan Görür Yılmaz'la Güne Bakış var. Pazartesi, Çarşamba, Cuma manşette biz ekrandayız efendim. Hoşçakalın.